Süper Lig yolundan merhabalar. Tahmin programının 26. bölümüyle karşınızdayız ve sevgili Koray bizlerle beraber yine her zaman olduğu gibi. Evet, merhaba Elif. Merhaba, nasılsın? İyiyiz, fena değiliz. Ülke dışında bizde bir sıkıntı yok ama ülke olarak çok da mutlu olduğumuz söylenemez. Evet, evet. Tekrardan zor bir hafta geçirdik, evet. Ve süreci geçirmeye de devam, evet, ediyoruz. Şehitlerimizin mekanları cennet olsun, yaralılara acil şifalar dileyelim. Evet, ailelerine sabırlar dileyelim. İnşallah bundan sonra daha kötü günler görmeyiz. Yani elimizden gelebilecek bu. Hep konuşuyoruz ya, 2020 çok garip başladı. Kötü başladı. Gerçekten dünya mi? Genelinde depremler, işte bu salgınlar, işte böyle bizim ülkemiz için şehitler. Evet. Kötü. İnşallah bundan sonrası iyi olur yani elimizden gelen İnşallah. Bu. İnşallah. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyelim ve başlayalım. Tahminler için hazır mısın öncelikle? Hazırım. Mental olarak. Hazırım. Sıkıntı hazırsın. Yok. Menemen Spor Altay mücadelesi var. Haftanın açılış karşılaşması olacak. Evet, bir İzmir derbisi olacak. Bence istim üstünde bir Altay var. Yani ritmi yükseltti Ali Tandoğan'ın gidişi sonrası. Burada Ali Tandoğan sonra kızıyor ama onun istifası sonrası daha iyi bir Altay görüyoruz açıkçası. Daha doğrusu gönderilmesi sonrası. Menemen'de de bir düşüş var, kabul edelim. Yani bunu çok kabul etmiyor Menemen tarafı ama... Şey ama sanki ya, iyi futbol ama... Ya iyi futbol kimine göre sonuç. İyi denilebilir ama ben her zaman bunu söylüyorum bütün maçlar için, Süper Lig, Avrupa. Ya futbolda sonuç alamadıktan sonra iyi futbolun hiçbir anlamı yok. İkinci yarı kötü başladı Menemen. Şu ana kadar aldığı, evet, puanla, evet, bakarsak, evet, puantaj da kötü. Ben burada mutlak favori Altay diyorum, kazanırsa. Altay diyorum deplasmana rağmen. Gol olarak da 2-3 gol ya da 2.5 gol istiyorum. Yalçın Hoca özünü kesmez. Evet, yani uyuştular zaten. Yalçın Hoca'yı da tebrik edelim. Yani güzel futbolda oynuyorlar. Dediğim gibi Altay favori. 2-3 gol ya da 2.5 gol üstü de mantıklı geliyor. Anladım. Peki Adana Spor, Balıkesir Spor mücadelesi. Evet, Coşkun Hoca geldi orada da biliyorsun. Hayırlı olsun. Evet, hayırlı ilk maçını olsun. Da kaybetti. Yani Adana Spor için gene zor bir maç. Hı. Sen ne düşünüyorsun bu maç için? Ya benim şöyle son haftalarda hep böyle bir Adana Spor galip gelecek deyip de hiç gelmediğim maçlardan bir tanesi. Bence neden Balıkesir Spor'u yenemeyen bir Adana olsun ya biliyorum. Adana Spor'a veriyorum. Deplasmanda çok ilginç bir takım. Giresun'u biliyorsun 3-0 yendi. Ümraniye'yi 3-0 yendi. İçeride zor kazanıyor ama dışarıda oldukça iyi gidiyorlar Yusuf Hoca'yla. Ben burada 0-2 çifte şansı çok mantıklı görüyorum ve 2-3 gol diyorum buna da. O zaman hemen Keçiören Gücü Bolu Spor diyelim. Bolu Spor'un ya, hali ne olacak? Ne olacak Bolu Spor? Elif, bu haftayla beraber yanılmıyorsam 16-17 maça çıktı kazanamama. Ya 16-17. Demek ki böyle mutlular. Biz buradan aslında bir şeyler ya konuşup sonuçta yollara, evet, mesaj vermeye çalışıyoruz. Fırat Hoca geldi yani. Biliyorsun. Fırat yani, Gül. Fark eden... Ama bence biraz geç kalınmış bir ayrılık oldu Osman Hoca ile, kabul edelim bunu. Evet. Biz bunu haftalardır seninle de konuştuk, Erdener'le de konuştuk. Yani çok geç kaldılar. Toparlayamayabilirler çünkü... Bir 4 takım var, ondan sonrası biraz yürüdü gitti gibi yani. Ondan, evet, sonra Altın Ordusu, Giresun, Altın Ordu 27, Giresun, oraları yakalama şansları yok. Yani 4 takımdan 3'ü düşecek. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Yani burada da bilemiyorum yani, gene işleri zor. Yani Keçiören Gücü mü, Bolu mu diyorum. Zor yani diyorsun. Keçiören evinde kazanamasa bile zor kaybeden bir takım. O yüzden 1-0 çifte şans çok düşük rakam vereceği için burada da 2-3 gol öneriyorum. Ama kazanırsa ben Keçiören'in kazanacağını tahmin ediyorum. Zirve yarışındaki iki takım Hatay Spor, Erzurum Spor mücadelesi var. Bu müthiş var. Bir maç. Yani keşke yakın olsak da gidebilsek. Gidebilseydik keşke. Bence sezonun maçlarından biri, onu söyleyeyim. Evet. İnanılmaz bir atmosferde oynanacaktır. Mehmet Altıparmak'la... Şampiyonluk havasında oynanacak, evet, bir maç. Yani Mehmet Altıparmak'la geldiğinden beri iyi gidişatı var Hatay'ın. Kaybetmiyorlar. Erzurum bir öyle, bir iyi, deplasman kötü. Ben deplasman performansını beğenmediğim için favori olarak Hatay'ı görüyorum. Kazanırsa da hani o kupanın bir kulpundan tutacakmış gibi. Çünkü hakikaten öyle, önemli bir galibiyet olur kazanırsa. Çok önemli bir puan farkı açılmış olur. Ama Hatay kaybetmez diyorum. Güzel bir maç bekliyorum. İnşallah iyi bir hakem, hatası olmayan güzel bir maç seyrederiz. Çünkü hakikaten çok çok önemli, çok, evet, kritik bir maç. İnşallah hakem hatasına kurban gitmez. Çünkü biliyorsun sana da geliyordur. Bu aralar çok hakem hatası çok oluyor. Fazla, i̇şte niye konuşmuyorsunuz? Siz gerçi, evet, konuşacaksınız Erdener'le sohbetlikte. Ama hakikaten artık VAR sisteminin seneye bu ligde olması gerekiyor. Lazım. Ben Hatay diyorum. Bir diğer maç yine bence
her ne kadar Hatay ve Erzurum kadar önemli olmasa da önemli maçlardan biri Karagümrük Adana Demir. Çok güzel maç. Bak buna belki gidebiliriz. Gerçi ben Karagümrük Stadı'na gitmeyi açıkçası çok sevmiyorum. Bir dakika. Ne zaman maç? 7. 7'si cumartesi günü. Cumartesi. 8 Mart işte. Dünya Kadınlar Günü pazar çünkü. Yani bu maç da çok kritik. Aslında bunu paslaşıp gidebiliriz. Evet, bu maç çok kritik Elif. Yani ilk 2 için çok çok kritik bir maç. Ben Karagümrük'ün seyirci avantajıyla ufak da olsa bir adım önde olduğunu ama beraberliğin ağır bastığı bir maç bekliyorum. Ben burada da 2.5 gol üstü öneriyorum. Güzel bir maç olur, gollü bir maç olur. İki takım da çünkü hani Ömer Hoca geldikten sonra kademe kademe artan bir Karagümrük var. Çok iyi değil mi Ömer Hoca geldiğinde? Bir Adana Demirspor'da evinde iyi, deplasmanı biraz daha düzeltirse zaten ilk altı kesin yapacak iki takım da gibi geliyor bana. Evet. Yani Akhisar çok çekişmeli orası da. Çok güzel maç olur. Dediğim gibi ben ev sahibini bir adım önde görüyorum. Eskişehir Giresun Spor. Valla Eskişehir için artık son şans. Bu maçı da kaybederse üzülerek söyleyeceğim. Çünkü mücadele ediyorlar ama küme düştü denilebilecek takımlardan biri olur kaybederse. O yüzden reaksiyonu yüksek bir maç olacak. Tribünlerde de destek olacaktır. Giresun son maçında Bolu'yu yendi biliyorsun. Evet. Onlar da bir rahat nefes aldı. Ben Eskişehir'in artık son hani kurşunu diyeyim yani tabiri caizse. Bunda son kozunu oynayacak. Evet, ne kadar üzücü. Şimdi evet. Ben Eskişehir'le ilgili konuşmak istemiyorum. Yani, bana gelen mesajları ben Eskişehir'i çok da sevdiğim için hani içimden kaybetmeleri geçmiyor. Giresunlar kızmasın. Ben gençler için söylüyorum. Ben Giresun'u da çok başarılı buluyorum. Fena gitmiyorlar. Yani burada böyle karşılıklı gol olur. Onu söyleyeyim baştan. Eskişehir'in de kolay kolay pes edeceğini düşünmüyorum. Böyle beraberliğe yakın bir maç bekliyorum. Anladım. Peki Bursa Spor, İstanbul Spor. Valla çok dertli Bursalılar. Herhalde size de çok yazıyorlardır. Neden bizim hakem hatalarınızı konuşmuyorsunuz da. Bu hafta inan ben zaten futbol konuşmadım hafta sonu. Yani konuşmak içimden geldi. Sen bir ara tahminden ziyade şöyle Erdiner'i de alıp üçlü bir şey yapalım ya. Tahmini bölüyorum tamam. Arada bölmek lazım. Evet. Nasıl bakıyorsun bu maça? Ya Bursa Spor'un son 2-3 haftada hakem hatalarından çok dert yanması çok doğal. Ama bu hafta direkt bütün iddia severlere Bursa Spor diyorum. Direkt 1 diyorum evet. O kadar. Net. Bursa Spor, İstanbul Spor maçında. Direkt 1 diyorum arkadaşlar. Direkt oynayayım. Peki. Akhisar Spor, Osmanlı Spor mücadelesi. Valla Yılmaz Hoca fena gitmiyor. Yani oraya yakıştı. Orayla bir uyum sağlandı. Böyle Akhisar deyince ya da Yılmaz Hoca'nın gittiği yerlerden bir takımın ismi söyleyince böyle önce bir tebessüm oluyor. Yani, takım kötü de olsa iyi de olsa. Biliyorsun Fenerbahçeli taraftarlar mesaja boğuyor şu 3 gündür Yılmaz Hoca'yı keşke gelse diye. Çünkü Yılmaz Hoca'yı herkes seviyor. Evet. Akhisar'a da gitti yani hoca. Şu anki uyum iyi. İlk 6 için hatta ilk 2 için hala şansları var. Evet. Burada da kazanacaklar. Altın Ordu. Ben kazanmaya Ümraniye. Yakın. Hatta burada da gene çok net 1 diyorum. Akhisar için diyorsun. Evet. Çok net 1 diyor Koray. Altın Ordu, Ümraniye Spor. Ümraniye biraz böyle bir... Ümraniye bilmiyorum. Hoca değişikliğinde de ama gene o isteyen Ümraniye'dir. Yani ilk yarı o... İçeride sıkıntı. Yanılmıyorsam 13. hafta falan lider olan Ümraniye Spor buralara gelmemeliydi. Çünkü kadro kalitesi de kötü değil. Ama burada kaybetmez diyorum. Teşekkür ediyoruz. Bakalım evet. Kaçta kaç olacak? Yani iddia severlere güzel inşallah sunumlar yapmışızdır. Elbette. Ne yapıyorlar? Süper Lig Yolu TV'yi YouTube'dan takip ediyorlar. Ve iddia severler Koray Güçlü'nün söylediklerini dikkate İnşallah. Alıyorlar. Süper Lig yolunda da bizleri takip etmeye devam ediyorlar. Hoşça kalın. Eyvallah.